Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Akif. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz köpek sakat. Yani tam sakat olup olmadığı belli değil ama şu an için durum onu gösteriyor. Felç olma ihtimali var. Peki bu köpek bu hale nasıl geldi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Pazartesi günü okula gitmek için buradan bu yoldan yolu da gösterelim. Okula gitmek için bu yoldan gidiyordum. Yerde, tam şu yolun ortasında bu köpeği gördüm. Uyuyor sandım arkadaşlar. Ama öğle yemeğine geldiğimde baktım halen orada duruyor. Ya öğle vakti de bizim biraz sıkışık olduğu için köpekle ilgilenemedim. Okulda aldıktan sonra köpeği arkadaşlar kaldırmaya çalıştım. Baktım ki köpek kalkamıyor. Baktım köpeğin ayağında bir sıkıntı var. Arkadaşlar gittim veterinerlere dolaştım. Bir tane veterinere gittim. O dedi ki şu veterinere git dedi. Arkadaşlar, veterinerin demiş olduğu diğer veterinere gittim. O veteriner, şu anda ameliyatım var dedi. Daha sonra ben geleceğim dedi. Sağ olsun, akşam vakti geldi, köpeğimizle ilgilendi. Veteriner gelene kadar, o gün bir de yağmurlu bir havaydı arkadaşlar. Veteriner gelene kadar, biz bu köpeği burada montla falan sarmaladık. Tabii o montu da şu anda ortada yok. Niye derseniz, köpek pislemiş arkadaşlar. Tuvalete gidemiyor, olduğu yere yapıyor. O yüzden arkadaşlar, gelin isterseniz yakından bakalım köpeğimize. Birazdan zaten yemeğini de vereceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu köpeği bulduğumda acayip susamıştı. Öyle bir susamıştı ki bu tas var ya bu tas. Bu tasın içindeki suyun hepsini bitirdi arkadaşlar ve hiç yemek yemedi. Köpeğin dehidrasyonu tamamen gitmiş. Yani derisi falan bir görecektiniz. Abi derisi böyle sünüyor. Bakın görüyorsunuz mu? Erimiş. Köpek erimiş. Köpeği yavaşça çıkaracağım. İnşallah yürür arkadaşlar. Dua edin. Bu videoyu çekmemi söyleyen abim ise Hasan Ay abim. Kendisinin de YouTube kanalı var. Anadolu Zaman adlı bir YouTube kanalı var. O kanala da abone olabilirsiniz. Videomuzda bize destek olan, mikrofon olarak destek olan Ramazan abi var. Toros Pastanesi'nden. Kendisine de buradan selamlarımı yolluyorum. Vermiş olduğu mikrofon için, kaliteli çekimlerimize yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Köpeğimiz burada arkadaşlar. Birazdan ben bunu içine koyacağım. Görüyorsunuz zaten. Biraz ağrısı olabilir. İğnelerini falan her şeyini yaptırıyoruz arkadaşlar. 2 adet iğne yaptırdık şu anda. İkisini dün yaptırdık. İkisini ilk gün yaptırdık. Şu anda 4 tane iğne. Bunların ücretlerini falan neyse maddi manevi her şeyini karşıladık arkadaşlar köpeğimizin. Görüyorsunuz. Şöyle kaldıracağım ben. İnşallah canın yanmaz. Şöyle arkadaşlar. Prova yaptırıyorum. Ayakta durması için. Görüyorsunuz. Bakın. Şöyle duruyor ama sallanıyor arkadaşlar. Bakın arka ayaklarda bir felç gibi bir durum var. Basmıyor. Sanki güç yok gibi. Böyle yıkılıyor kalıyor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz çişini falan da buraları yapmış. Arkadaşlar köpeğimizi görüyorsunuz. Ne kadar uysal, ne kadar iyi. Hiç ısırmadı falan. İğne yaparken ilk iğnede, ağrı kesici iğnesinde fazla canı yanmadı ama ikinci iğne bu bacakların iyileşmesi için bir iğneymiş arkadaşlar. Onda biraz canı yandı diyebilirim. O yüzden biraz ağladı. Titriyor, korkuyor. Şoka girmiş durumda köpeğimiz. Kendisine yemek yedireceğiz zaten şu anda. Görüyorsunuz. Burada yemeği var. Bu yemekler. Ekmek. Bakın. Görüyorsunuz. Ben hareket etmesi açısından biraz da böyle işkence ediyor falan demeyin şimdi. Köpeğin hareket etmesi açısından. Şimdi bu köpek acıktı. Bacakları hissediyorum hissetmiyor mu ona bakacağız. Biraz geriden çekim yap istersen bacaklarını da görsün. Şöyle arkadaşlar. Bacaklarında güç var mı yok mu onu göreceğiz şimdi. Bakın. Arkadaşlar, köpek kalkacak gibi inşallah kalkar. Şu anda ben de bilmiyorum. Veteriner izlememizi söyledi, kontrol etmemizi söyledi. Kalkmasını umuyorum ama kalkamıyor arkadaşlar. Sana bunu vereceğim ben. Sana bunu vereceğim ama kalk hadi. Hadi lütfen kalk. Hadi sen yapabilirsin bunu. Sana iğnelerini, tedavinin için gerekli her şeyi yaptık. Titriyor arkadaşlar, üşümüş. Ben kaldırmayı deneyeceğim. Umarım yürür. Felç olmasından korkuyoruz. Allah Allah. Hadi yürü. Hadi. Hadi yürü. Bak orada. Bak orada. Arkadaşlar maalesef görüyoruz ki arka ayaklar basmıyor gibi. Ama yemeğini yiyecek bizim kuzumuz. Biraz yakından çekelim istersen. Görüyorsunuz arkadaşlar. Acıktı tabii kendisi. İnşallah iyileşir arkadaşlar. Ama bacaklarından yine umudumuzu kaybetmeyelim. Allah arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bir duyarlılık var.
Kuyruğunu falan hareket ettiriyor diye duydum annem yemek verirken. Kuyruğunun hareket ettiğini görmüş. Bir hareket var aslında. Bir hareket var arkasında arkadaşlar. Zaten yemeğini de yiyor. Bu köpek arkadaşlar sokak köpeği. Ezan da okunuyor. Aziz Allah arkadaşlar. Yedin mi? Başka yiyecek misin? Al şunları da ye. Bu yiye dursun arkadaşlar. Arkadaşlar köpeğimiz ezan okunurken yemeğini yedi. Görüyorsunuz dibine kadar sıyırdı. Yere damlattığı artıkları da yedi arkadaşlar. Görüyorsunuz su verdik ama su içmedi. Galiba su ihtiyacını bununla karşıladı. Hala istiyor gibi bir hali var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Köpeğin etleri nasıl olmuş böyle. Acayip su kaybetmiş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok su kaybetmiş, çok zayıflamış. İskelet çıkmış köpeğin. Bu köpeği bu hale getirenler var ya. Arkadaşlar bu videoyu her yerde paylaşmanızı istiyorum. Hayvana şiddete hayır hashtag'iyle paylaşın. Veterinerin dediğine göre bu köpeği bu hale getiren bir araba çarpması veyahut da bir trafik kazası değil. Bir insan tarafından bu masum köpek darp edilmiş arkadaşlar. Maalesef toplumumuzda bu kadar cahil, insafsız insanlar var diyebilirim. Şimdi yanlış bir şeyler diyebilirim videoda. Ama arkadaşlar bu köpekler için her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Şöyle bir kaldırmayı deneyeyim ben. Görüyorsunuz köpeğimizi. Yürüse, keşke bir yürüse. Ama yata gidiyor maalesef. Allah Allah. Arkadaşlar köpek hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Tanıdığınız, bu hayvanlardan anlayan birileri varsa görüş birliği her zaman önemlidir. Farklı görüşleri de almamız gerekli. Veteriner hekim tarafından tedaviler zaten devam ediyor. Üşüyor da kendisi sanırsam. Titremeler var bacaklarında, seyirmeler var. Şöyle görüyorsunuz. Şu arka bacaklarında, omurilik tarafında sinirlerde arkadaşlar. Veteriner zedelenme olduğunu söyledi. Sinirlerdeki zedelenmeler oldukça zor iyileşen bir hasar olduğunu bizlere gösteriyor ki köpek ayağa kalkamadı. Ama veterinerin yapmış olduğu iğneler yardımı ile 2-3 gün veya 1 hafta sonra da ayağa kalkabilirmiş. O yüzden arkadaşlar sabır gerekli, dua gerekli. Hepiniz dua edin bu köpeği. Bu videoyu da her yerde paylaşın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Durum böyle. Keşke yürüse ama maalesef. Titriyor, görüyor musunuz? Değil mi? Evet arkadaşlar. Akşam oldu, hava kararıyor. Yemeğini yedirdik. Köpeğimizi içine koyalım. Yatmadan önce de biz buna yemek veririz. Tamam mı? Tamam mı koca koca? Titremeye başladı. Üşümesin diye ben bunu yuvasına koyacağım. Hadi kalk bakalım. Kalk bakalım. Kalk 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 kalk. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Ön ayaklar basmıyor mu? Ön ayaklar basmıyor mu? Ön ayaklar bari bassın hadi. Hadi. Ön ayaklar bassın hadi. Hadi. Şöyle. Kalk hadi. Hadi. Hadi ayağı kaldırdım arkadaşlar şu anda. Ön ayaklar şu anda tutuyor. Arkadan ben destek veriyorum. Ama yürüyemeyecek mi? Yürüyecek mi bilmiyorum. Hadi basabilirsin. Basabilirsin. Bas hadi. Yürü. Arkadaşlar şöyle tutuyorum ama maalesef ön ayaklar basıyor gibi sanki. Ön ayaklarda bir sıkıntı yok. Ama arka bacaklarda bir problem olduğu kesin. Görüyorsunuz arkadaşlar. İyileşeceksin sen. Hiç umudunu kaybetme, tamam mı? He? İyileşecek arkadaşlar. Değil mi? Hadi bakalım, ben seni yerine koyuyorum. Ama koymadan önce şöyle bir bakayım. Ayakta durma süren ne kadar? Ayakta duruyorsun aslında, ön ayaklar. Sağlıklı gibi. Basabiliyor musun? Ön ayaklar basıyor herhalde, değil mi? Ön ayaklar basıyor, evet.
Ama ön ayaklardan destek alıyor işte, problem bu. Biz bunun içinde bir mekanizma düşündük arkadaşlar. Tabii bu videoyu izleyen gönüllü veya hutta başka şeyleri varsa, bizim maddi durumumuz bu köpeğin yürümesi için gerekli şeyleri fazla karşılamıyor. Ama biz kendimiz tekerleklerden bir sistem yapmayı düşündük bunu. Yürüyemezse arka bacaklarına bir platin yardımı gibi bir şey olacak tekerlekli. Yani köpeğimiz tekrardan yürüyecek. Eğer ki ön ayaklar çalışırsa, ön ayakları çalışmazsa zaten gerekli bilimlere iletişime geçip gerekli işlemleri de yapacağız. Bugünkü videomuz da buraya kadardı. Ben köpeği yavaş yavaş yerine koyayım. Hadi bakalım. Ama yine iyi durdu inşallah. İlk gün bu kadar bile duramıyordu. Direkt yıkılıyordu. Ama yine biraz iyileşme var. Ben seni şöyle yerine koyayım. Hadi. Yürüyebilirsin. Korkma. Kırık değilmiş arkadaşlar. Kırık yokmuş köpeğimizde. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Gelin isterseniz bir de şuradan şöyle görün. Koyduğumuz yerden. Suyunu da ben şu kenara koyuyorum şöyle. Buradan içer belki. Arkadaşlar. Köpeğimiz şu anda böyle. Akşam oldu. Biraz dinlensin, uyusun. Değil mi? İnşallah iyileşir sizin. Hadi bakalım, biz gidiyoruz. Sonra yine sana yemek vermeye gireceğiz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi bakalım, gidelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tür olayların yaşanmaması dileğiyle diliyorum. Bu hayvanlara sahip çıkalım arkadaşlar. Sokak hayvanları sahipsiz kalmasın. Hayvana şiddete hayır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.